Günaydın sevgili izleyiciler. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşa'dan hepinize merhabalar. Bugün yine dop dolu bir programımız var. Evet, bugün birbirinden güzel, çok güzel konularıyla 3 tane değerli konuğumuz var. 3 değerli kimler ekip arkadaşımız varsa bizimle birlikte. Doktor Gülsüm San, medikal estetik hekimi, kusursuz dolgudan bahsedecek bizlere. Doktor Cemil Azimli, oldukça güzel, popüler şu hücresel tedavileri anlatacak ki bunlardan en önemlisi ve en güzel sonuçlar veren karından yağ alımıyla olanı anlatacak. Ve operatör doktor Tolga Beydeş bizimle birlikte olacak. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı, en çok merak edilen estetik, meme estetiği konuşacağız. Biz de bir konuda tartışalım bugün. Vallahi şu gözaltı dolguları hakikaten hastalar için de problem, hekimler için de hakikaten tecrübe gerektiriyor. Gözaltı dolgu uygulamalarını anlatalım. Karşılık. Artıları, eksileri konuşalım bakalım. Evet, Başlayalım. Ameliyatımız aslında kısa, etkili, sonuçları da etkili olan bir, iyileşme süresi de etkili olan bir ameliyat türü. Hem yüksek volüm etkisi, lifting etkisi hem de uzun süren kalıcılık sağlamakta. Gençleşmek isteyen her hastaya önerebileceğimiz bir tedavi. Az yapılması çok önemli, derine yapılması önemli ve katı dolgu olmaması çok önemli. Bu bölgede de masraftan kaçmayın. Ya bir sarkma var mı, bir boşluk var mı? Böyle bir vakaya gözaltı dolgusunu yapar, hatta bir de mutlu olmazsa bir daha yaparsanız hiç iyi bir sonuç elde etmiyoruz. Çok Yaşa devam ediyor. Konuklarımızı tekrar hemen bir tanıtalım mı, ne dersin? Evet, iyi olur. Hocamızdan başlayalım. Evet, plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Tolga Beydeş. Hoş geldiniz. Hoş Tolga bulduk. Hocam. Hoş geldin Tolga Hocam. Merhabalar. Medikal estetik hekimi doktor Gülsüm San. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülsüm'cüm hoş geldin. Hoş buldum. Sırada meslektaşımız doktor Cemil Azimli var. Cemil Bey bize SVF dediğimiz karından yağ alma suretiyle yapılan yüz gençleştirme yönteminden bahsedecek. Hoş geldin. Hemen başlayalım konumuza. Ben meme estetiğiyle başlamak istiyorum. Çok iyi, güzel. En fazla tercih edilen estetik cerrahi uygulamalardan bir tane. Kesinlikle. Geçen bölümlerde de konuştuk. Burun birinci sırada ama evet. Meme ikinci estetiği sırada, de... İkinci sırada da meme estetiği geliyor. Bize biraz bahseder misiniz? Özellikle meme büyütme konusunda. Nasıl hastalar? Hangi istek ve ihtiyaçlarla size başvuruyorlar? Özellikle genç yaştaki hastalar, o 20 ile 35 yaş arasındaki hastalar daha çok meme büyütme estetiğine daha çok yatkınlar ve daha çok bu şikayetle geliyorlar. Daha ileri yaştaki hastalarımızda da tabii ki bu şikayetler ortaya çıkabiliyor. Özellikle yaşlanmaya bağlı, yer çekimi etkisine bağlı, hafif memenin yer değiştirmesine bağlı yine silikonla toparlama işlemi de yapabiliyoruz. Az önce de sizin söylediğiniz gibi Türkiye'deki şu andaki ikinci sıradaki en çok yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi. Hastamızın isteğine göre tabii ki büyütmeyi de ona göre ayarlayabiliyoruz. Tabii ki bunun da tıbbi standartları da var. O standartları aşmadan tabii ki. Tolga Hocam, süreç nasıl? Ameliyat süreci? Nasıl karar veriyor? Ne yapıyorsunuz? Öncelikle hastamız bir yanımıza geliyor. İlk önce bir muayenesini yapıyoruz. Memnuniyetsiz hasta geliyor. Memnuniyetsiz, göğüslerinden memnuniyetsiz hastamız var. Ne kadar büyütmek istediğiyle ilgili ilk önce konuşuyoruz. İşte 80 beden, 90 beden, 95, 100 ne kadar değişik istiyorsa. Değişik talepler de geliyor. Değişik talep tabii ki. Büyütmede isteğe bağlı olarak aynı burundaki gibi farklı isteklere farklı cevaplar vermeye çalışıyoruz. Zaten farklı farklı silikon modellerimiz de var. Damladan tutun da işte yuvarlak silikonlara kadar. Onu da yine göğüs ipine göre belirliyoruz ve de ona göre de hastamızla bir sonraki süreç olan ameliyat tarihine karar veriyoruz. Ameliyatımız aslında kısa, etkili, sonuçları da etkili olan bir, iyileşme süresi de etkili olan bir ameliyat türü. Kısa sürede ortalama 45 dakika ile 1,5 saat arasında süren bir ameliyat süremiz var. Bu tabii ki cerrahi zamanlamadır. Hasta yakınlarını da hesaba katmak gerekiyor. Hastamızın odadan çıkıp ameliyathaneye gelip tekrar ameliyathaneden odasına gidiş zamanı da ortalama 2 saat gibi bir süre. Bazı hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Bazı hastalarımızı ise bir gece bekletip anesteziyi iyice atsınlar, daha ondan sonra evlerine gitsinler istiyoruz. Silikon konusu aslında bilinmesine rağmen hala endişe edilen bir kelime gibi. Evet. Bize yani cerrahi uygulama yapmayan hekimlere hastalarımız bazen soruyorlar. Şunlar işte dolguyla meme estetiği olur mu? Ben hiç önermiyorum. Çünkü o silikon kelimesinden bir endişeleri oluyor. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz?
Buradaki en büyük endişeleri aslında ileriki zamanlardaki kanser oluşturabilme riskinden dolayı bir endişeleri var ama yapılmış olan çalışmalarda böyle bir riskin olmadığı ortaya konmuş durumda. Kesinlikle rahatlıkla hocam. Silikon protezle ameliyat olabilirler. Eğer ileriki zamanlarda bir kanser vakası geliştirecek ise memi zaten silikon protez de olsa olmasa da geliştirebiliyor. Ayrıca silikon protez hastalarında takipleri esnasında da mamografilerini ve ultrasonlarını da rahatlıkla çektirip istedikleri gibi istedikleri sonuca da ulaşabiliyorlar. O zaman sırada Gülsüm hocam var. Gülsüm San, medikal estetik hekimi. Kusursuz dolgu nedir hocam? Kusursuz dolgu aslında bir hiyalurik asit dolgu. Bildiğimiz ama evet bildiğimiz hiyalurik asit. Ama tabii hiyalurik asit yaş almayla beraber maalesef vücudumuzda en çok azalan maddeden evet. bir tanesi. Tabii bu hiyalurik asitler, yapılan hiyalurik asitler de insan vücuduyla gayet uyumlu bileşenlerden yapılıyor. Ve bir jel formundaki kimyasal bağlanma sürecine giriyor. Tabii bu bağlanma sürecini biz genel olarak işte çapraz bağlanma teknolojisi olarak değerlendiriyoruz. Ve önceden iki tür formda dolgu kullanıyorduk. İşte bir tanesi bifazik, diğeri de monofazik olmak üzere. Ama şimdi hayatımıza üçüncü bir segment girdi. Multifazik çapraz bağlı dolgu teknolojisi. Tabii diğerlerinin bütün avantajlarını tek bir formda toplamış durumda. Hem yüksek volüm etkisi, lifting etkisi hem de uzun süren kalıcılık sağlamakta. Tabii dezavantajları da var kullandığımız dolguların. Bu dezavantajları da kendi teknolojisiyle ciddi anlamda azaltmış durumda. Teknolojik olarak hem doktorun hem de hastanın endişelerini aslında azaltıyor. Kusursuz dolgu anladın. Hastamız hemen ödem olmasın, güvenle evime döneyim istiyor. Bizler de yaptığımız işin sonuçlarının iyi olmasını istiyoruz. Evet, zaten teknolojisine bağlı olarak aslında çok güzel bir teknolojisi var. Dünyada neredeyse ilk multifazik teknolojiye sahip bir dolgu. İşte geleneksel dolgularda içerisinde barındırdığı için hem aynı anda ciddi vermek istediğimiz volümü, lifting etkisini görüyoruz ve bize hiçbir şekilde ödem yönünden korkutmuyor. Yani hastalarımız çünkü hep ödemden şikayet eder ki enjeksiyonun girdiği her yerde ödemi bekliyoruz aslında. Ama ciddi miktarda ödemde çok konforlu geçen bir süreci var. O yüzden çok konforlu kullandığım dolgulardan bir tanesi. Peki hemen geleceğiz ama diğer bir sektaşımıza da size bırakmak istiyorum. Çünkü evet. galiba konuya çok yakın ve hakimsiniz. Evet tabii. Evet. Cilt yenileyici ama yeni heyecan verici tekniklerden evet. bir tanesi mi? Aynen. Burada sayın meslektaşımız da var. Plastik cerrah bildiğimiz kadarıyla insanın kendi yağ dokusu en az riskli, en güzel kök hücre sonuçlarının verildiği hakikaten güzel uygulamalar. Yani son yıllarda da yeni teknolojilerin kullanılmasıyla çok daha ileri yerlere geldi bu uygulamalar. Özellikle karından yağ alınması ve bunun bu teknolojiyle evet. dönüştürülüp kullanılması çok çok iyi sonuçlar veriyor. Sen bu güzel konudan bahsedeceksin. Nasıl bir şey? Şimdi burada tabii ki yağ doku aslında genel tıbbi uygulamalarımızda hep böyle istemediğimiz doku olduğu için üzerinde de çok da fazla çalışma yapılmayan bir dokuydu. Şimdi son zamanlarda biraz daha özellikle bu kök hücrelerin keşfinden sonra daha fazla çalışma yapılmaya başlandı. Bir taraftan da ta 2000'li yıllardan itibaren kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında bu dokudan elde edilen kök hücrelerin de son derece kıymetli olduğunun keşfi üzerine bu konudaki çalışmalar yoğunlaştı. Kaç cc yağlıyorsunuz? Yani ortalama 40 cc kadar bir yağ alacak olursak kök hücreden zenginleştirilmiş SVF tedavisi için bizim için yeterli olacaktır. Bunun üzerine alabileceğimiz yağ miktarı bize yağ dolgu yapma şansı tanıyacak. Çok güzel, ağzına sağlık. Biraz SVF'den bahseder misin? Şimdi kök hücreden evet. zengin bir serum mu bu? Kök hücre tedavisi tabii ki hücresel tedaviler. Yani bu konuyla alakalı hani izole kök hücre çalışmaları farklı bir boyutta. Biz burada kök hücreden zenginleştirilmiş bir hücre grubundan bahsediyoruz. Bunların içerisinde perisitler, fibroblastlar, işte farklı dokuları da geliştirebilecek farklı projenitör hücreler de var. Ancak
karın yağı içerisinden bir hücresel çalışma yapmış olduğumuzda oldukça kök hücre açısından zengin bir hücre grubu elde edebiliyoruz. Bunu da ihtiyacımız olan bölgelere enjekte ederek hedeflediğimiz tedaviye ulaşabiliyoruz. Gençleştirme sağlıyoruz. Medikal estetikte gençleştirme tabii ki ama doğru. Farklı uzmanlık alanlarında farklı amaçlarla da kullanılabilen hücrelerden bahsediyoruz. Doğru. Geniş bir kullanım alanımız var. Tolga Hocam'a geçelim. Hocam sizin alıp verdiğiniz yağda, direkt o yağda bir takım işlemler yapıyorsunuz. Görüyorum mutlaka. Ameliyathanede. Hı hı. Bir farklı bir şey var mı? Yani direkt yağ enjeksiyonu uygulaması mı o? Yine şimdi, bu tip şeyler yapıyor musunuz? Özellikle karın bölgesi veya bacak ön yüzden aldığımız yağı hafif bir santrifugasyon işleminden geçiriyoruz. Ve böylece yağ katmanıyla bizim işimize yaramayacak kan ve pıhtı katmanını ayırıyoruz birbirinden. Evet. Ve elimizde kalmış olan yağ katmanını da uygulamak istediğimiz kalça olur, göğüs olur. Yok hayır, eğer yüze uygulayacaksak az önce konuştuğumuz gibi o zaman da daha farklı işlemlerden, daha ileri teknoloji İnceterek. Filtrasyon evet. işlemlerinden geçirip yüze dolgu olarak da ağzınıza. Gençleştirme için uygulayabiliyoruz. Evet, ağzınıza sağlık. Peki meme protezinde yaş sınırı? Yok. O da iyi. Ama 10 yaşında da değildir herhalde. Tabii ki. Tabii ki mutlaka ergenliği bitirmiş olmasını bekliyoruz. 18 yaşından itibaren başlıyor. Yani ondan sonra hastamız kaç yaşındaysa ve ne istiyorsa. Ama genelde 20 ile 35-40 yaşlar arası daha yoğun. 40 yaşından sonra ise protezle birlikte toparlama ameliyatı, meme toparlama ameliyatını daha çok yapıyoruz. Kısaca kalıcılık hakkında da bilgi verirseniz bir kere yaptırdık mı tamamdır. Tabii ki. Şu şekilde eğer hastamız yaşlanma sürecine bağlı olarak yaptırdığı silikon protezi yer değişimine uğrayıp aşağıya doğru yer değiştiriyorsa o zaman değiştirme ihtimalimiz oluyor. Ama onun dışında herhangi bir enfeksiyon veyahut da herhangi bir başka komplikasyon sıkıntı çıkarmadığı sürece ömür boyu kullanılabilecek bir işlem. Evet, Gülsüm Hocam'a o zaman bir soru son sorularımızı soralım. Kusursuz dolgu her bölgeye uygulayabiliyoruz değil mi? Söylemiştiniz onu. Tabii, diğer uyguladığımız dolgular gibi her bölgeye uyguluyoruz. Bir memnuniyetsizlik olursa veya gerek olursa eritebiliyoruz. Eritebiliyoruz. Her kalıcı dolguyu erittiğimiz gibi eritiyoruz. Ama teknolojisi o kadar güzel ki Orhan Hocam gerçekten bu iç içe çok katmanlı olan yapısından kaynaklanan çok güzel bir volüm desteği sağlıyor. Bir de kalıcılığı iyiyse. Kalıcılığı çok güzel. Özellikle ben kullandığımız alanlar tabii yüzde her bölgeye uyguluyoruz ama dudaktan aşırı memnuniyetimi bahsetmek istiyorum burada. Çünkü gerçekten çok hasta memnuniyeti çok iyi. Hastamız neyi istiyor? Kalıcılık ve çok doğal bir görünüm. Hı. Ve bu ürün bize gerçekten hastamızı iki hafta sonra kontrole geldiğinde bile şu şikayetten kurtulmuş oluyoruz. Ya hocam benim dolgum azaldı. Bunu duymuyorum artık. Çünkü iki hafta sonra inanılmaz bir görüntüyle hasta size geliyor memnuniyetle. Hem liftingi hem volümü ve uzun süre kalıcılığını hep bir arada erken görebiliyoruz. Erken erimesi istemiyoruz tabii kullandığımız. Tabii. Hemen o şikayeti duymak çok üzücü bir şey. O memnuniyetten o kadar memnunum ki bir de ödem yapmamasından çok memnunum. Hem sonucun iyi olması hem de kalıcılığın iyi olması bunlar bir arada olduğu zaman çok değerli. Evet. Güvenlik aralığımızın da olması bu dolguları tercih etmemiz için çok değerli ama hastanın memnuniyeti doktoru mutlu ediyor değil mi? Zaten çok iyi ürünler kullanmak konusunda kendinizi her zaman ona göre ayarlıyoruz. Tabii uzun süre geçip de hastam bana ben bundan çok memnunum. Yani çabuk erimedi, çevremdeki gördüğüm arkadaşlarımda bunu yaşamıyorum deyince gerçekten çok mutlu hissediyorum ki benim gibi herkes böyle hissediyordur. Ve hani seçtiğimiz dolgunun şekline, uyguladığımız bölgeye, işte kişisel faktörlere göre bile 8 ayla işte 1-1,5 seneye uzayan bir etki görüyoruz. O yüzden çok memnuniyetle kullanıyorum. Hadi bakalım, ağzınıza sağlık. Ben Cemil Hocam'a bu özellikle kök hücreden zengin SPF'i hangi hastalarda tercih ettiğini merak ediyorum. Yani hasta size geldiği zaman neye dikkat ediyorsunuz? Kimler burada öncelikli? Gençleşmek isteyen her hastaya önerebileceğimiz bir tedavi. Tabii ki yaş gruplarına göre etkinliği farklı oluyor. Ancak yani ortalama bir 8-10 yıl daha eski bir, yani daha önceki cildimizin kalitesine geri döndürdüğünü biz bütün hastalarımızda görüyoruz. Tabii ki burada yağ dolgular açısından da biraz hasta seçmeye çalışıyoruz. Yani burada daha çok
uygulama tekniğiyle alakalı sıkıntılardan değil de kimin ihtiyacı hangi uygulamaya daha çok var ona göre bir seçim yapmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde tabii ki onkolojik problemleri olan kişilerin bir hücre transferinin çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde otoimmün problemleri olan kişilerde bu hücre transferlerinin problemleri artırabileceğini düşündüğümüz için o kişilere uygulamak istemiyoruz. Onun haricinde gençleşmek isteyen herkes için uygun bir tedavidir. Nihayetinde cildimizdeki hücreleri yenileme kapasitesi olan hücreleri problemli olduğunu düşündüğümüz dokulara uyguladığımızda oradaki hücrelerin de yenilenmesini, daha aktif hücreler oluşmasını sağlıyor. Bu konuda tabii ki kök hücre çalışmalarını tüm dünyada yoğun bir şekilde üzerinde bilimsel çalışma yapılan konular. Biz de yakından takip ediyoruz. Şimdi burada tabii ki uzun dönem sonuçlarını ilgili branş hocalarımız takip ediyor ama biz medikal estetik amaçlı yapmış olduğumuz uygulamalarda ortalama bir ay içerisinde etkilerini ufak ufak hissetmeye başlıyoruz. Uygulamanın etkinliği ortalama 6 ay boyunca en üst seviyesine ulaşıyor ve sonrasında da bu elde etmiş olduğumuz görüntü ortalama 2,5-3 yıl kadar bizimle. Çünkü yenileme kapasitesini devam ettirdiği için değil mi? Yoksa içeriye yok olmayan bir malzeme koymuyoruz. Bir malzeme koymuyoruz işin esasında. Bir hücre grubu koyuyoruz ne de olsa. Eski yıpranmış hormonal etkilerden, çevresel faktörlerden, hani yüz bölgesinden konuşuyorsak kozmetik faktörlerden etkilenmiş olan hücre grubunu bu faktörlerle yorulmamış bir hücre grubuyla değiştirme işlemi yapıyoruz. Ve tabii ki cildin o leke problemleri, kırışıklık problemleri, belki bizim göremediğimiz çok ince problemleri bu hücreler ortadan kaldırmış oluyor. Daha parlak, daha canlı bir cilt görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Son olarak ben bir soru sormak istiyorum. Konuyla ilgili bildiğim kadarıyla yerli ve milli bir teknoloji bu. Evet, bu konuda beni şahsen ayrıyetten gururlandıran bir konu. Kendi ürünümüz olması. Evet, şimdi dünyada tabii ki birçok alanda birçok gelişmeyi kaçırıyoruz ama yani sağlık sektöründe biraz daha işin ucunu tutabiliyoruz gibi geliyor ülke olarak. Medikal estetik sektöründe de iyi olduğumuzu hissediyorum, biliyorum. Tabii ki yine bazı dış ülkelerde bazı ürünler daha ön plandayken bizim ülkemizde benim de çok takip etmiş olduğum bir kök hücre tedavisi konusunda bu kadar ön planda olan bir firmamızın olması beni çok gururlandırıyor. Sonuçlarının da işte üretmiş oldukları bıçak teknolojisinin özellikleri klasik mi? Bilgiler bir özellikler olması lazım. Ya bu bıçaklar hocam şimdi içinden bir şekilde bu hücreleri geçirmiş olduğumuz bir sistem. Hücrelerin dışındaki fibrin artıklarını veya hani bizim tedavi etmek istediğimiz dokuya götürmek istemediğimiz yağın içerisindeki diğer komponentleri sıyırma şeklinde almış olduğu için istemiş olduğumuz hücreleri parçalamadan yeni dokuya taşımamızı sağlıyor ve bu sayede etkinliğin daha iyi olmasını sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Cemil'cim ağzına sağlık. Hem SVF dediğimiz karından yağ kök hücre teknolojilerini dinledik. Hem Tolga hocamdan meme estetiği konusunda güncel bilgiler aldık. Hem de Gülsüm hocamdan harika kusursuz dolgunun teknolojisini öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok Yaşa devam ediyor. Çok Yaşa'nın son bölümünde sevgili partnerim Doktor Orhan Alan ile sizler için bir konuyu tartışalım dedim. Çok soru geliyor. Gözaltı dolgusu. Göz altındaki o yorgun hattın, olukların, morlukların biliyorsunuz şikayeti. Evet, dolguyla düzeltiniz. Çok geliyor ve tekrarlayarak yapıldığında da gözaltı dolgusunun karşımıza sorunlarla çıktığını görüyoruz. O yüzden bu konuda bir küçük söyleşi yapalım istedik sizler için sorulara cevap vermek için. Hemen başlıyorum ilk soruya. Orhan Hocam, gözaltı dolgusu güzel olmakla birlikte ısrar edildiği zaman neden kötü oluyor? Şöyle ısrar edildiği zaman kötü olur. Çünkü o bölgede yapılan uygulama hastada bir takım şeyleri düzeltirken bir şişlik, kalıcı bir şişlik veya ödem bırakabilir. Kalıcı veya belli bir süre için. Bu da hem hastanın kendisinde hem de etrafında çok rahatsızlık uyandırır.
Yani aslında bu orası çökük bir alan. O çökük alanı bir şeyle dolduruyoruz. Bir organ nakli gibi. Ama hastalarımız organ nakli yapılan, doldurulan bir yeri ufacık bir dolgunluğun, fazla dolgunluğun bile olmasını istemiyorlar. O yüzden gerçekten bizim de dikkat etmemiz gerekiyor gözaltı dolgu uygulamalarına. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Nelere dikkat etmeliyiz? Her şeyden önce hastamız geldiği zaman hastanın, kadınsa biraz daha önemli, otoimmün sistem bir hastalığı var mı? Burnunda bir nefes alma sorunu var mı? Kalıcı bir ödem yaratabilir miyim? Özellikle hipotiroidi ve benzer sorunlarda, hastalıklarda ve alt göz kapağı cildi gevşek mi? Yani bir sarkma var mı? Bir boşluk var mı? Böyle bir vakaya gözaltı dolgusunu yapar. Hatta bir de mutlu olmazsa bir daha yaparsanız hiç iyi bir sonuç elde etmiyoruz. Bu problemlerle gelen hastalarım var. Bu sefer tedavi etmek, iyileştirmek o kadar zaman alıyor ki. Gözaltı grubu daha zor bir hasta grubu. Hem tedavisi zor hem de hastaların beklentileri. O yüzden hekimlere çok iş düşüyor. Yani hastalara iyi anlatmak lazım. Dikkat etmemiz gereken, her yaşta da olsa, hasta uygun da olsa bir takım detaylar var. Bu bölgeye yapılan dolguların bir özelliği var mıdır? Her dolgu uygulanır mı? Şimdi tabii gözaltı çok özel bir bölge. Yani bence özellikle %100 bölgesi uygulamalarında, yani her bölge değerli, her bölge kıymetli ama bu bölgenin dolgusunun çok özel olması lazım. Kalitesinin çok üst düzey olması lazım. Her dolgunun bu bölgeye yapılmaması lazım. Çünkü ciddi anlamda lenfatik dolaşımı bozabiliyor. Bu da ileriki yıllar sonra bile sıkıntılar yaşayan hastalarımız var. O yönden kullanabileceğimiz en kaliteli dolguyu kullanmamızda fayda var. Ve bu bölgenin dolgusunun kesinlikle bir dudak gibi, yanak gibi bölgelerde kullanılan sertlikte değil, çok çok yumuşak dolgular olmasında fayda var. Bunun doğru katmana, doğru dozda yapılması çok önemli. Yani katmanın yüzeyel olmaması, mümkün olduğu kadar derine yapılması çok önemli. Bunun dışında da yine çok fazlaca düzeltmeye çalışmıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar daha az dozlarla düzeltmek lazım. Gerekirse doktor sizi birkaç seans çağırabilir. O birkaç seansta gitmeniz lazım. Çok haklısın. Yani doktor bey bizi bu veya doktor hanım bizim işimizi tek seansta bitir. En sıkıntılı dolgulardan birisi bu bölgede. Dolayısıyla yapılır. Bir kontrole daha gidersiniz. Hatta gerekirse bir kontrole daha gidin. Böylelikle çok daha iyi, başarılı sonuçlar olur ve ileride hasta da üzülmez. Sonuçlar da mükemmel olur. Ne kadar güzel bir şey. Az yapılması çok önemli, derine yapılması önemli ve katı dolgu olmaması çok önemli. Bu bölgede de masraftan kaçmayın. Ben daha çok bu bölgedeki uygulamaların hekim hatasının ötesinde dolgu kalitesiyle ve özellikle sert dolgu kullanılmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir de çok önemli bir şeye değindiniz. Tekrarlayarak seanslar halinde uygulanmasını öneriyorsa hekiminiz bu uygulamayı lütfen ona kesinlikle ikna edin. Bazı dolguları seansta yap. Burun da öyle. Burun da öyle. Peki klinik pratikte yine geldiğim bir noktayı sana da danışmak istiyorum. Gözaltı dolgularını bu gençlik aşıları dediğimiz özel mezoterapiler var ya, bunların evet, alt göz kapağı ve üst göz kapağı için formları var. Bunlarla evet, kombine etmek de başarıyı arttırıyor. Çok arttırır. Hakikaten göz etrafı mezoterapiler artık 100'den ayrı. Evet. Göz etrafı mezoterapileri de üretiyor firmalarımız. Dolayısıyla o bölge özel bir bölge. Daha farklı şeyler de içine koyabiliyorlar. Veya bazı firmalar da yine yüze yapılanlara aynı maddeleri koymuş oluyorlar. Bunlar göz etrafında bir rejuvenasyon, gençleşme yaratıyor. Bunlar dolguyla kombine edilebiliyor veya hakikaten genç kızsa, sorunu çok fazla değilse onda da faydalı oluyor tabii. Direkt onu da yapabiliyorsun. Çok haklısın. Yani aslında kombine tedavi bu bölgede oldukça önemli. Oldukça önemli. Hem alt göz kapağı cildinin gençleşmesi hem de aydınlık, parlaklık vermesi gözaltı dolgularını da daha kontrollü kullanarak aynen, iyi bir sonuç elde etmemize sebep oluyor. Hastamız da bize memnuniyetsiz olarak dönmüyor. Hani biraz daha fazla dolgu ihtiyacıyla kesinlikle dönmemiş oluyor. Burada bu tedavilerin doğru sıralamayla kombine edilmesi çok önemli. Sonrasındaki ödemlerin önüne geçmemize sebep oluyor. Tabii. Bir de şöyle bir şey var, yani artık firmalar da içine mezoterapi veya amino asitler benzer şeyler ekleyerek bu dolguları yapmaya başladı. Teknolojilerini geliştiriyor. Bunları mesela tercih ettiğimiz zaman ekstra mezoterapiye de gerek olmayabiliyor. Her hastada değil ama genelde olmayabiliyor. Katılıyorum size o. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ağzımıza sağlık diyelim o zaman.
Çok teşekkürler. Efendim konuklarımıza da tekrar programı kapatmadan evet. teşekkür etmek Çok teşekkür istiyorum. Ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiler. Çok teşekkür ederiz. Lütfen teşekkür yine gelirse başka bölümde tekrar. Yine bekleriz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili izleyiciler, Birçok Yaşam'ın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek. Sağlıkla yaşayın, çok yaşayın.